Ben geldim. 2-3 dakika geç kaldım gene. Luka ile beraber yemek yiyorduk aşağıda. Ondan geç kaldım. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Ebu Bekir hoş geldin. Feri hoş geldin. Yiğit hoş geldin. Batuhan hoş geldin. Yok ya, aşağıda Büyükşehir'in belediyenin maçına baktım. 1-0 kazandılar. Moralim bozuldu. Bu arada sizden gelen yoğun istekleri kıramadım arkadaşlar. Bugün Galatasaraylı bir şey yok üstümde. Herkes özelden mesaj atıyordu abi. Senin Galatasaraylı dışında başka bir şeyin yok mu diye. Onun için normal tarafsız bir şey giydim ben de kendime. Bu arada özelden birkaç kişi mesaj atmış arkadaşlar şey diye. Yiğit'le ne zaman şey yapacaksınız diye. Ben Yiğit'le bugün falan bir konuşurum. Ayarlayalım, size de duyururum. Gene bir YouTube'dan canlı yayın yaparız Yiğit'le. O ben işte bizim eğitimle uğraşıyorum. O kendi işinde şey ne satılır çıkarttı ya. Bu arada Türkiye'den satış yapmak isteyen varsa Türkiye'deki seller için ne satılırı tavsiye ederim arkadaşlar. Gayet güzel program. Geçen gün kim verdi? Can verdi bana. Şöyle bir bakındım. Gayet güzel program. Tavsiye ederim. Öyle bende link yok, böyle affiliate falan linki yok. Şey Yiğitler zaten yakında zam da yapacaklar ona. Dolayısıyla eğer Türkiye'de satmayı düşünen varsa mutlaka ve mutlaka o ne satılara baksın. Şimdi galiba gitti gidiyor da ekliyorlar yakın bir süre içerisinde. Mutlaka bir göz gezdirin derim. Jungle Scout'un Türkiye versiyonu gayet iyi. Onun dışında ha onu diyordum. Yiğit'le beraber yayın. Ben Yiğit'e söyleyeyim. Bugün konuşuruz gene biz Yiğit'le. Dediğim gibi işte onun ne satılır falan. İşte ben diğer taraftan eğitim işte burada canlı yayın falan bir de normal depoyu değiştirme işleri falan derken bir de Yiğit'le beraber yaptığımız işte şey kurumsal firmalara hizmet veriyorduk işte danışmanlık veriyorduk. Bir de o falan derken arkadaşlar her şey şeyde kaldı arada kaldı yoksa Yiğit'le şey her hafta yaparız diye konuşmuştuk ama işte şu aralar bayağı şey ikimiz de bayağı meşgul olduğumuz için yapamadık konuşmalara ara verdik ama yakın bir süre içerisinde başlarız tekrardan muhtemelen ne bileyim, herhalde haftaya falan başlarız bir Yiğit'le konuşayım da ondan sonra haber veririm şimdi yazılanları okuyorum bakalım bir şey var mı gelenler olmuş herkes merhaba 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 demiş. Okey, soru yok. Hepinize merhaba. Arkadaşlar birazdan Üzeyir'i alacağız konuşmaya. Kendisi bilmiyorum şu anda geldi mi? Kendisi eğer buralardaysa bana yollasın. Bir şekilde onun görüşmeyi alayım. Şimdi şeyler gelmiş. Bakalım bir saniye. Kiriliçe demiş ki FBM anlatır mısınız lütfen? Ya bu çok aslında şey bir soru yani çok basic bir soru. Kısaca anlatayım ben sana. Ürünü Amazon'a koyuyorsunuz. Satıldıkça siz gidip kendiniz posta şirketine gidip ürünü müşteriye yolluyorsunuz. FBM bu kısaca. Ama bu tarz sorularınız varsa yani çok kısa bir şekilde Google'a girip Google'a yazarsanız zaten hepsi çıkar. Merhaba abi nasılsın demiş Doğan. Teşekkür ederim Doğan. Sen nasılsın? Umarım iyisindir. Viktor demiş ki senin yoğunluğunu izlerken ben bile yoruluyorum abi. Evet haklısın abi. Ben de yoruluyorum gerçekten. Allah'tan bugün resmi tatil. Onun için bugün evde kaldık. Aslında bugün depoya gitmek istiyordum. Şimdi Yiğit izliyorsa kalaylayacak beni. Bugün aslında depoya gidecektim. İşlerimiz vardı bir müşterimiz için ama vallahi kendimi kaldıramadım. Yorulmuşum koltuğun içine kaldım öyle. Bir de Başakşehir falan derken gidemedim. Yarın falan giderim. Batuhan demiş ki eğitim haftaya çıkar mı? Muhtemelen diye düşünüyorum. Ama gene de kesin çıkar diye bir şey söylemek istemiyorum. Çıkınca buradan haber veririm.
Massimo US Polo markasını buradan üretilen yerden alıp Amerika'ya gönderirsem gümrükte sorun çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Markadan izin buradan mı alınır? Amerika'dan mı? Onu Amazon'dan almanız gerekiyor. Ama gümrükte herhangi bir problem çıkmaz. Veya en azından şöyle söyleyeyim. Biz yaptığımız bazı markalar var. Hem Amerika'da hem Türkiye'de olan. Bize bu zamana kadar hiçbir problem çıkmadı. Üzeyir buradayım demiş. Üzeyir bana eğer bu görüşme için yollarsan request olarak yani teklif olarak birazdan seni alırım buraya. Ebu Bekir demiş ki TR'den ürün gönderirken gümrük sorunu yaşanıyor mu? Ben hiç yaşamadım. Şu ana kadar yaşayanı da duymadım. Gündüz demiş ki selamün aleyküm aleyküm selam. Amazon Fresh için tavsiyeniz var mı? Hayır, hiç yapmadım. Bir bilgim yok bu konu. Yani ne olduğunu biliyorum ama hani oraya nasıl girilir onu bilmiyorum. Feri demiş ki abi Amerika'da eyaletler arası aramalarda farklı ücret uygulanıyor mu? Kanada'da öyle olduğunu öğrendim. Merak ettim. Hayır, burada öyle bir şey yok Feri. Doğan demiş ki Massimo ben Avusturya'da kalıyorum. Almanca'ya hakimim. Almanya'da Amazon Retail Arbitraj yapmak istiyorum. Sorum İngilizce yok. Kaldığımız ülkenin diline hakimsek yeterli mi? Hayır, İngilizce şart değil. Hatta Amerika şey Amazon.com'da satış yapmak istiyorsanız bile İngilizce şart değil. Evet, iyi bir avantaj biliyorsanız ama yani olmazsa olmazı diye bir şey yok. Massimo selamlar. Retail arbitraj yaparken ürünlerini kendinden başkasının satmasına kesinlikle izin vermeyen firmalar var mı? Örnek Versace. Evet var. Bir sonraki postumda paylaşayım. Bazı firmalar birazcık sakat aslında bakarsanız retail arbitraj için. Dolayısıyla onlara da paylaşabilirim. Üzeyir tamam. Teklifin geldi. Güzel. Birkaç tane daha soruya cevap vereyim. Ondan sonra seni bağlayayım. Evet Serkan olacak. Üzeyir'i birazdan alacağız. Reha demiş ki şirket kurulumu başvurusu yaptık. Hükümet kapalı kaldığı için uzun bir süre işlemleri tamamlamak uzun sürüyor. Bilginiz var mı? Evet şu anda bütün her yerde zaten var böyle bir problem. Hatta mesela immigration'da yani hani işte green card'ı veya ne bileyim vatandaşlığı bekleyen insanlar için de böyle bir problem var. Bununla ilgili muhtemelen birisinin bilgisi varsa o da muhtemelen Trump'tır. Twitter'dan ulaşmayı deneyebilirsiniz kendisine. Onun dışında birilerinin bu işten bilgili veya bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Demiş ki bir sorum daha var üstad. Estağfurullah. Kar marjını maliyetimize göre mi oranlamak lazım? Satış fiyatı üzerinden mi oranlamak lazım? Bu tamamen sana bağlı olan bir şey. Biz genellikle ben kar marjını sürekli maliyete değil satış fiyatına göre oranlıyorum. Zira ben eğer ürünün maliyeti 3 lira ama ben bu ürünü 3 liradan Amazon'da satarsam ben zarar ediyorum. Dolayısıyla dediğim gibi ben genellikle bana soracak olursan satıştan ben her zaman kar oranına bakarım. Erdem demiş ki abi ben markada izin aldım approved görünüyor. Bunu sorunsuz bir şekilde satabilir miyim artık? Evet satabilirsin. Bir problem yok approval aldıysan. Doğan demiş ki peki bir sorum daha var. Amazon.com'da aldığımız izin Amazon.de'de hayır geçerli olmaz. Her marketplace'te farklı farklı onay almanız gerekiyor. Bunu hatta 2-3 hafta evvel biz de yaşadık. Amazon Almanya'da Amazon.com'da onaylı olduğumuz bir markayı Amazon.de'de satmaya çalıştık. Ama ne yazık ki satamadık. Dolayısıyla hepsine farklı farklı alman lazım. Kralsın demişler. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz de öyle. Arkadaşlar muhtemelen sorularınızın birçoğuna cevap verdim mi? Hayır vermedim. Sorular gene geldi. Batuhan hadi gel senin de sorunu cevaplayalım. Envanterimdeki 294 ürün Fulfillment Center Transfer Sitesi'ne alındı. Biz normal bir dağıtımı diye önemsemedik. Ancak şu an 2 ay oldu. Wow. Özel bir taktiği var mı? Case açtınız mı? Case açtıysanız ürünleri kaybettiğine dair mutlaka ve mutlaka Amazon'a bir case açın. Açmış olduğunuz bu case'in üzerinden devam edin. Onun dışında hani başka ne yapılabilir diye soruyorsanız muhtemelen 2 ay sürmesi imkansız çünkü. Bize de mesela bazen fulfillment transfer diye geliyor. Baktığımız zamanlarda inen yalan olmasın Batuhan yani bir 10 gün içerisinde falan bütün ürünler teker teker giriyor. Envantere. Dolayısıyla burada bir problem yaşıyor olabilirsin Batuhan. Ben senin yerinde olsam bir case açardım ve bunu kaybettiniz derdim.
Ha, bu arada cevabını da vereyim. Eğer ki kaybettiklerini kabul ederlerse o ürünün satış fiyatının Amazon fee'lerini düşerler ve öyle bütün parasını sana öderler. Böyle de bir güzelliği var eğer kaybettiklerini söylerlerse. Ortak olalım mı demişler. Yok olmayalım. Ortak olmayalım. Ebu Bekir demiş ki eğitim içeriğindeki maddeler neler? Bunu da bu hafta içerisinde tekrardan açıklayacağız. Bütün müfredatı paylaşacağım arkadaşlar. Eğer sizlerin eklemek istediği bir şey olursa o postun altına yani o resmin altına yazarsınız. Ona göre ekleyebiliriz. Batuhan demiş ki tabii abi case açtık ama sonuç yok. Hep araştırılıyor diye standart cevap alıyoruz. Peki aramayı denediniz mi? Arayabilirsiniz. Muhtemelen aradığınızda daha iyi bir cevap alabilirsiniz bununla ilgili. Rica ederim Batuhan. Keşke bir daha hızlı bir yolu olsaydı da sana söyleseydim ama biliyorsun bazen Amazon'da işte iş yaptığın zaman böyle problemler yaşanabiliyor. Eğitimi alan biri sermaye de varsa ne derecede yeterli olur abi? Retail arbitraj bölümünden bakıyorsan %100 olur. Eminim. Bir serum daha olacak. Yeterli kapital olduğunu varsayarsak FBA mi, Merchant mı? Tamamen sattığınız ürüne bağlı. Ancak bizim iş modelimizde FBA. Serkan demiş ki merhaba, private label yapmaya başlayanlara ilk görümde Amazon depoda bir sınır koyuyor mu? Evet koyuyor. Inventory Performance Index diye bir şey çıkarttılar yeni. Onu istersen bir gözden geçirebilirsin Serkan. Eskiden sınırsız yollayabiliyordun ama şu anda sınırsız da hemen yollayamıyorsun. Doğan demiş ki Massimo eğitim videolarının hepsine ulaşım hemen mi olacak yoksa her hafta belli bölümleri otomatik olarak mı otomatik mi açılacak? Evet, belli bölümleri otomatik olarak açılacak arkadaşlar. Bunun da sebebini çok net olarak söyleyebilirim Doğan. Şundan dolayı aslında böyle yapmaya çalışıyorum. İnsanların benden almış olduğu eğitimi veya işte workshop'ı iyice sindirmesini istiyorum. Türk insanı biliyorsun ya şu 2 dakika buradan izleyeyim, 3 dakika oradan izleyeyim, 7 dakikalık videonun 4 dakikasını buradan izleyeyim, 2,5 dakikasını oradan izleyeyim vesaire vesaire derken insanlar ipin ucunu bazen kaçırabiliyor. Dolayısıyla en azından kendi açımdan bunu söylüyorum. Dolayısıyla böyle bir önlem almak çok mantıklı gözüküyor. Bu işte benim de danıştığım mesela Yiğitlerin de eğitimini aldıysanız eğer Yiğitlerin eğitiminde de aynı şekilde açılıyor. Dolayısıyla hani sindire sindire gitmekte yarar var. Deniz'in babası gelmiş. Hoş geldin Deniz'in babası. Deniz'in babası. Ben hep bu espriyi yapıyorum. Luka'nın babası diye koyacağım diye. Ama koyacağım gerçekten bir ara. FBA ile Private Label arasındaki fark nedir? FBA dediğiniz zaman FBA'nın adı şudur aslında kısaltılmış hali FBA. Fulfilled by Amazon. Bu ne demek? Siz ürünlerinizi Amazon'un deposuna yolluyorsunuz ve Amazon'un deposundan müşteri aldıkça Amazon kendi deposundan kargolamasını ve müşteri hizmetlerini yapıyor. Private Label dediğiniz zaman Private Label sadece mesela bir ürün örnek veriyorum. Mesela şimdi şöyle bir elimde mesela kitap var. Örnek veriyorum. İşte ne diyor mesela? Bu Oxford diyor değil mi? Mesela Oxford yazan yerin yerine mesela ben Massimo koydum. Örnek veriyorum. Private Label budur. Yani FBA Amazon'un deposuna ürünün yollanması ve Amazon'un deposundan direkt müşteriye ulaşması. Private Label bir marka var. Mesela bu kazak var. Kazağa Massimo koydum adını. Bu Private Label olmuş oluyor. Batuhan demiş ki Yiğit abinin eğitiminden gelmiş olanlara süreyle açılmasın abi. Neden Yiğit? Neden Batuhan? Kamer demiş ki workshop ücreti ne kadar olacak? Arkadaşlar bunu da evvelden söyledim. 699 lira olacak demiştim fiyatı. 699 lira ama şimdi bir aslında çok güzel bir fikir geldi gene benim sosyal medya ekibinden. Dediler ki bana siz de lütfen söyleyin ne düşündüğünüzü. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Dediler ki bana abi dediler mesela sadece retail arbitraj oluyor ise eğer almak istiyorsa hani ayrı ayrı kategoriler koyalım. Farz mesela benim eğitim mesela retail arbitraj üzerinden çıkıyor değil mi? 699 lira dedik. Örnek veriyorum. İşte onun içine mesela birkaç tane daha bölüm ekleyelim. Hem private label olsun hem işte atıyorum retail arbitraj. Hani bunun fiyatı 799 lira olsun. İşte efendim hem retail arbitraj olsun hem private label olsun
Hem de işte FBM tarafı olsun, hani işin FBA tarafı ve FBM tarafı olsun, bunun 899 olsun diye söylediler. Ama bana soracak olursanız ben genellikle şey söyledim, hani hepsi bir yerde olsun istiyorum. Herkes kim neyden faydalanmak istiyorsa ondan faydalansın diye düşündüm. Bilmem siz ne dersiniz? Hani öyle bir şey de yapılınabilir. Yani sadece privately şey, sadece FBA için bir eğitim. İşte retail arbitraj için bir eğitim. Yani dileyen dilediğini alsın diye. Aslında benim görüşüme bakarsanız yani şu an hali hazırda çekilen videoların bütün hepsi karışık. Muhtemelen hepsi bir olsun bence daha mantıklı. Ama tabii siz de söyleyin hani sonuç olarak şimdi siz bana dersiniz ki abi örnek veriyorum. Biz senden retail arbitrajı öğrenmek istiyoruz. Ancak mesela sen bana diyorsun ki işte private label'ı gösteriyorsun. Ben private label'ın bütün videolarını bitirmem lazım. Bu da yaklaşık 10 gün 15 gün sürüyor. Benim retail arbitrajı öğrenmem bir 10-15 gün geç olacak. Dolayısıyla sen bir tek retail arbitraj alanı, retail arbitraj olsun. Örnek veriyorum private label yapmak isteyen, FBA yapmak isteyen FBA olsun gibi de söyleyebilirsiniz. Yani onların çıkış noktası aslında fiyattan ziyade buydu. Kamerdesteki gibi şöyle olabilir. Hani bana Instagram üzerinden ulaşırsanız bunların cevabını veririz. Hani ayrı bir Instagram sayfası oluştururuz bunun için. Bu Instagram sayfasında hani bana dilediğiniz soruları ya resimlerin altında paylaşabilirsiniz ya da direkt özel mesajla paylaşabilirsiniz. Bunun dışında problem yok. Zannetmiş demiş ki canlı yayınımız çok keyifliydi abi. En kısa zamanda yine fırsat buluruz inşallah. İnşallah. Batuhan demiş ki peki eğitimin bitirme süresi ne kadar olacak? Eğitimin bitirme süresini aslında eğitimin süresini ancak ve ancak şöyle hesaplayabiliyoruz. Hani belli bir server'a yükledikten sonra bunun kararını veriyoruz. Bunun henüz kararını vermedik Batuhan. Görüşlerini açayım ama eğer ki belli bir görüşün varsa söyleyebilirsin, paylaşabilirsin. Bakıyorum 17 dakika oldu. Okey, bir iki dakika daha. Sadece retail arbitraj 999 olsa nasıl olur? Eğer ayırırsak olabilir. Ama ayıracağımızı sanmıyorum. Yani en azından benim düşüncem ayırmamaktan yana öyle söyleyeyim. Hasan demiş ki Walmart'tan küçük küçük nasıl satışa başlayabiliriz? Walmart kutusu ile ürün giderse sorun olur mu? Hayır olmaz. Biz senelerdir yapıyoruz. Sermaye için minimum öngörüm var mıdır? 100 dolar, 150 dolar, 200 dolar fark etmez. Retail arbitrajda sermayenin çok da bir önemi yok. Amazon'a direkt satış yapılıyor mu? Toptan mal alıp kendisi satıyor mu Amazon? Evet yapıyor. Vendor Central var ya. Kamer demiş ki ama o şekilde abi aynı sorular birikebilir. Herkesin faydalanması açısından Facebook grubu daha iyi olmaz mı? Sizin için de öğrenciler için de mantıklı olabilir. Ya Kamer ben hepsini açıyorum yani görüşleriniz varsa söyleyin abi. Hiç sıkıntı değil, problem değil. Olabilir. Evet, Facebook grubu sanki açsak orada bir soru sorulsa ve cevap versem arkadaşlar da herkes cevabını bulabilir. Doğru, mantıklı. Facebook grubu da olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar, hatta üzeri bağlayacağım. Sorulara yeteri kadar cevap verdim. Aa, bu arada unutmadan. Unuttum. Söylemeyi unuttum size. Arkadaşlar bu şey yarışmanın kazananı belli oldu. Nil kazandı. Nil'le yarın bir canlı yayın yapacağız. Tamam Batuhan anladım. Hasan demiş ki Walmart'ı Amazon için önerebileceğiniz yazılım var mı? Hayır yok. Bununla ilgili ne gibi bir yazılım aradığınızı bilmiyorum ama biz yazılımı kullanmıyoruz. Biz Walmart'tan direkt alım yapıyoruz. Ürünler depoya geliyor. Depodan Amazon üzerinden koyup satıyoruz. Neyse arkadaşlar bu hediyeyi şey Nil çıktı. Nil'in hediyesi olacak. Nil'le yarın bir canlı yayın yapacağız. Bu arada birazcık daha bilgi vereyim ya arkadaşlar şunlarla ilgili. Birkaç tane daha not almıştım. Not almıştım aslında. Bunlarla ilgili size bilgi vereyim. Nil kazandı. Hediyesini yarın canlı yayında söyleyeceğiz. Dolayısıyla Feri şu anda söyleyemiyorum. Nil'e yarın canlı yayındayız. Yarınki canlı yayından sonra arkadaşlar birkaç gün ara vereceğim. Yaklaşık bir 3-4 gün ara vereceğim. 3-4 gün aradan sonra tekrardan bu canlı yayınlara devam edebiliriz. Aynı şekilde sosyal medyayı yöneten arkadaşlarla görüştük. Bu arkadaşlarla bazı serilere başlayacağız Amazon üzerinde. Eğitim serilerine başlayacağız Instagram üzerinden.
Yani ne yapabiliriz? İşte örnek veriyorum, mesela geçen gün kategori onayını bahsetmiştim ya. Eskiden mesela ben videoları koyduğum zaman 1-2 günlük videolar koyuyordum. Şey 1-2 dakikalık, 3 dakikalık videolar koyuyordum. Artık onları daha da uzun tutacağım arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakika, 15 dakika gibi sürelerde tutacağım. Bunu yapmamın sebebi de hem YouTube'da böylelikle bir konuyla ilgili konuşurken hani iki ayağım bir pabuca girmiş gibi konuşmaktan ziyade rahat rahat istediklerimi anlatacağım. Hem de kendi Instagram hesabımda her gün ikişer tanesini paylaşacağım. Böylelikle 4-5 gün sonra bu seri bittikten sonra siz YouTube'a girmeden sadece Instagram'da birinci video, ikinci video, İşte üçüncü, ertesi gün üçüncü, dördüncü video, ertesi gün beşinci, altıncı video, ertesi gün yedinci, sekizinci video vesaire 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 böyle uzatarak izleyebileceksiniz. Bunu yapmak istiyorum. Görmüşsünüzdür zaten çoğu zaman şeyi de hani Instagram'ı da aktif olarak tutuyorum zaten. Böyle soru cevap şeklinde elimden geldiği kadar devam edeceğim. Şimdilik haberler bunlar. Yarın Nil'le beraber bir canlı yayın yapacağız. Ondan sonra yaklaşık bir 3-4 gün ara var. Bilginiz olsun. O 3-4 günlük arada hem ben birazcık dinleneyim, hem de siz sorularınız vardır, aklınıza gelen şeyler olur, paylaşırsınız. Hem de bu canlı yayınları YouTube üzerinden tekrar tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada YouTube'daki kanalımda massimo.amazon. Buradan takip edebilirsiniz. Buradan uzun videolara, bu bütün canlı yayınlara ulaşabilirsiniz. Orada eğer bana sorulmayan veya sizin düşündüğünüz bazı sorular varsa ulaşabilirsiniz. Bu aradan 3-4 gün geçtikten sonra tekrardan bir canlı yayın yaparız. Şimdilik bu kadar. Şimdi Üzeyir'i hatta bağlayayım. Onu da beklettik 15 dakikadır. Üzeyir burada. Şimdi Üzeyir geldikten sonra arkadaşlar canlı yayına başlayabiliriz. Bakayım kalemim. Üzeyir Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah'a şükür uğraşıyoruz, sağ olun. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Nerede yaşıyorsunuz Üzeyir Bey? Ankara'da yaşıyorum ben. Özel bir şirkette çalışıyorum. Tamam. Mali müşavir olarak. Babam da mali müşavir benim. Ne güzel, meslektaş. Evet, zor bir meslek. Gerçekten zor bir meslek. Eve daha yeni geldim. Hı hı. Bugün de önemli bir gündü. Hakikaten bize bayağı bir yorgunluk verdi. Geçici verginin son günü. Bir de yılı evet. Kapatıyorsunuz. Biliyorum. Hakikaten zor bir olay. Muhasebecilik gerçekten zor bir olay. Bu Mart'ın 8'inde falan galiba yine bir vergileri var. Babamlar şimdi haftaya geliyorlar da annemle babam buraya. Evet. Haftaya gelecekler ama dedi ki Mart'ın 8'inde dönmem lazım. Gene galiba bir vergiler falan mı ne başlıyormuş galiba Mart'ın 8'inde. Evet, şimdi bugün... Bugün itibariyle geçici verginin son günüydü. Hı hı. 4 firmamız var bizim. Yoğun bir şekilde geçiyor tabii. Hı hı. Mayıs ayında da kurumlar vergisi var. Artık tamamen yılı kapatmış oluyorsunuz kurumları vermekle. Tamam. Babam da öyle söylemişti. Üzeyir Bey bu arada arkadaşlar uyarıyor. Telefonu dikey duruma geçirir misiniz? Heh. Sizi düz görelim. Tamam. Süper. Şimdi oldu zannedersen. Evet oldu. Tamam. Güzel. Tamam. Amazon'la nasıl tanıştınız Üzeyir Bey? Ondan bahsedeyim birazcık da. Amazon'la 2017 yılında tanıştık. Bayağı bir zaman geçti. İlk çıkan kursu aldık. Kendimizi bayağı bir geliştirdik. Tabii fazla üzerine düşmedik. Çeşitli deneyimlerimiz oldu. Özellikle tabii kursun ilerlemesi neticesinde çok fazla tecrübemiz olmuyor ama tabii pratiğinizin olması gerekiyor burada. Pratik evet. Yapmaya çalıştık. Çinlilerle çok haşır neşir olduk. Yani iyisiyle de karşılaştık, kötüsüyle de karşılaştık. Tabii biz kötüsüne denk geldik. Benim Amazon'dan soğumama sebep oldu. Yaklaşık 4-5 ay gibi bir süre zarfı içerisinde Amazon'dan uzaklaştım. Daha sonra tekrar... Ne gibi bir problem yaşadınız Üzeyir Bey? Arkadaşlar da duysun, öğrensin. Şimdi Çinlilerle gerçekten tam Alibaba'ya girdiğiniz zaman yani o firmanın güvenilir bir firma olduğunu supplier diyorsunuz. Gold yani altın satıcı olarak nitelendiriliyor. Biz onları bulduk tabii ki. Tabii bunların içerisinde gerçekten gold olup kötü firmalar da çıkabiliyor. Veyahut da çok iyi firma oluyor. İçerisinden
Çalışanlarından çok kötü niyetli insanlar çıkabiliyor. Biz bunlara denk geldik biraz. Seçmiş olduğumuz ürün gereği de birazcık da tabii ki zorlu bir üründü. Yanmaz çanta, hatta bunu da söyleyebilirim. Yanmaz çantayla alakalı bir çalışmamız oldu. Hatta otomotiv üzerine bir çalışmamız oldu. Otomotiv ürünler üzerine, aksesuar üzerine. Ben de otomotiv sektöründeyim zaten. Dolayısıyla tabii orada ürünü gösterdiği gibi olmuyor. Şimdi biz ürünü tedarik ettik ama gerçekten koymuş oldukları internet sitesine koymuş oldukları ürünü size geldiği zaman aynı olduğunu görmüyorsunuz. Yani çok kalitelisiz olduğunu görüyorsunuz. Şimdi siz böyle bir ürünü kalkıp da Amazon'a gönderdiğinizde ne gibi sıkıntılar yaşayacaksınız? Benden daha iyi bilirsiniz. Tabii. Tabii bunlar sadece bu değil. Birkaç deneyimimiz daha oldu. Bu deneyimler neticesinde hakikaten ben Çinlilerle ya da Çin'den almaya asla ve asla yemin ettim diyebilirim yani. Peki Tabii Özer Bey, madem durum böyleyse Türkiye'den peki niçin alım yapmadınız? şimdi bizim zamanımızda Türkiye'den alım yaptığınızda Amazon bunu yani çok fazla karlılık bir oranı yoktu. Ama şimdi yani şimdiki gibi değil. Şimdi Evet. kurdan dolayı bir farklılıklar oluştu. Evet. Yani hemen hemen Çin'le başa baş olmasa bile bir Üzeri Bey, karlılık oluştu. biz de şu anda bakıyoruz. Biz de uzun süredir yapıyoruz. Yani hani kafa kafaya desem yeri şu anda. Evet, Kurdan dolayı aynen. elbette. Hani bilginiz olsun, izleyen arkadaşların da bilgisi olsun. Dediğiniz çok doğru Üzeyir Bey. Mesela bundan muhtemelen bir ne bileyim 8-9 ay evveline baktığınız zaman evet arada gerçekten yarışamıyordunuz. Ama şu Evet. anda fiyatlara bakıyorum kafa kafaya geldi gerçekten. Özellikle de Amerika'nın Çin'den gelen bazı ürünlere tarif koymasıyla yani ekstra Evet. bir vergi koymasıyla şu anda Çin'le kafa kafaya hatta ve hatta bazı ürünlerde Türkiye'nin daha da avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki aramızda private label yani kendi markasını yaratmak isteyen arkadaşlar olur ise veya düşünen varsa bilsin diye söylüyorum. Hiç Çin'le gerçekten uğraşmaya en azından şu anda şu an için konuşuyorum. Çin'le uğraşmaya gerçekten gerek yok. Bunu rahatlıkla şu anda Türkiye'den de yapabilirsiniz. Bununla ilgili Üzeyir Bey eklemek istediğim bir şey daha var. Konu açılmışken kusura bakmayın sizi Tabii, misafir estağfurullah. olarak yayına aldım ama çok güzel Estağfurullah. aslında bir yere değindiniz. Hani konu konuyu açıyor derler yani konu konuyu Evet. açıyor. Bir de arkadaşlar geçen gün Instagram'dan bir arkadaşla konuştum dün akşam. Hatta geçen gün canlı yayını da aldım mesela arkadaşı. Bilseydim bu kadar detaylı konuşurdum. Evet. Instagram'dan bana ulaştı işte Üzeyir Bey. Evet. Abi dedi işte bir ürün buldum dedi. O ürüne gireceğim. İyi. Hangi dedim ürün bir göster bakalım dedim. Abi dedi birkaç tane dedi rakibi var ama. Bunların dedi aynılarına gireceğim ben. İyi dedim ben de. Hangisi dedim. Bir yolladı bana. Bizim kendi ürünümüzü bulmuş. Bizim ürünü diyor. Bizim ürüne gidecekmiş. Dedim ki sen o markaya girme. O benim markam. Sen dedim başka Evet. markalara gir dedim. Başkalarını bulursun. Evet. Neyse. Konu konuyu açıyor tekrardan. Onu diyecektim şimdi. Arkadaşla birazcık daha muhabbet etmeye başladık, konuşmaya başladık. Mesela bana diyor ki aslında doğru. Mesela otomotiv sektöründeyim dediniz değil mi siz? Evet. Otomotiv sektöründe nedir? Toptancılık falan mı yapıyorsunuz? Ne Biz yapıyorsunuz? sıfır araba satıyoruz. Aynı zamanda Güzel. kiralama, yedek parça, aksesuar, servis, Mesela bir şimdi hemen arabayla. bak Hüseyin Bey, mesela hemen aklıma gelen bir şey söylüyorum size. Bugün Buyurun. servise gittiniz, servise değil, yedek parçaya gittiniz. Yedek parçadaki sizin elemanla görüştünüz. Yedek parçadaki eleman muhtemelen size ürünleri nereden aldıklarını, öyle değil mi? Bunun muhtemelen bilgilerini verir. Aa, zira siz zaten mali müşavirsiniz. Faturalar zaten size gelmiyor mu? Fatura falan Tabii, bizim kestiğinizde. elimizden geçiyor her şey. Mesela şimdi benim anlattığım hani bu sürekli retail arbitraj diyorum ya hani ürünü daha ucuz Evet. maliyetle alıp Amazon'da satma. Mesela sizin için çok güzel. Sizin için çok avantajlı. Zira siz Düşünmedim değil. toptancılar zaten sizin elinizin altında şu anda araba sektöründe. Aynen, aynen, aynen Misal, öyle. farzı misal. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum Üzeri Bey. Dünkü arkadaşa da mesela aynısını söyledim. Yani bildiğiniz bir şey varsa ona yoğunlaşmak en mantıklısı. Siz şimdi araba Evet. parçası, araba sektöründesiniz. Araba parçasına en ucuz nerede alınacağını siz benden
veya Ali'den, Veli'den, Hasan'dan, Hüseyin'den daha iyi biliyorsunuz. Zira bu sektördesiniz siz. Siz Evet. rahatlıkla bunu öğrenip bu Amazon'da iyi satan ürünleri bulup bu ürünlerin aynı marka, aynı ürünlerini rahatlıkla Türkiye'den tedarik edip bunları direkt Amazon üzerinden satabilirsiniz. Bahsedeceğim şey de şuydu. Türkiye'den bana ulaşan arkadaş, dün akşam konuştuğumuz arkadaş mesela çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki bana, abi dedi, sırf bu iş için dedi, halı işiydi. Sırf dedi bu iş için de Antep'e gittim abi dedi. Antep'te dedi üreticilerle görüştüm falan dedi. Şimdi arkadaşlar, Türkiye hani hep böyle Çin 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 diye konuşuyoruz ama misal örnek veriyorum, bunu tamamen çok bildiğim şeyler değil ama hani kulaktan duyma bilgilerini de söylüyorum. Mesela Gaziantep tarafları değil mi? Kilis tarafları. Halı, kilim vesaire vesaire. Buralar bulunmaz. Yani buralar gayet iyi yerler. Öyle değil mi? Evet, İşte kesinlikle. Denizli efendim, ev ürünleri. İşte havludur, bornozdur vesaire vesaire, öyle değil mi? Aynı Bursa, şekilde evet, Bursa, Denizli. değil mi? Bursa'yı da Tabii. sayabiliriz Tabii, bunların tabii. içerisinde. Yani hani biz bu işi yapmak istiyorsak sadece ve sadece Çin üzerinden değil de aslında Türkiye'den de bunları bulabiliriz. Gene bir örnekle devam ediyorum. Geçen gün bir arkadaş ulaştı bana Instagram'da, Üzeyir Bey. Datça'dan şey alıyormuş, böğürtlen alıyormuş Datça'dan. Datça'nın Evet. böğürtleni meşhurmuş. Bilmiyorum. Evet. Duymadım hiç öyle bir şey olduğunu. Bana dedi ki, abi dedi, böyleden böyle, böyleden böyle alıyoruz dedi, satıyoruz. Ya dedim, bir göstersene dedim ürünü. Ya ürünü Amazon üzerinden gösterdi. Böğürtlen kategorisinde, yani böğürtlenin içerisinde en çok satan. Dedi ki, abi ben Evet. işte dedi Çin'e mi ne gitmedim dedi. Türkiye'de Datça'dan dedi buldum dedi, böyleden böyle dedi. Bir şey dedi, kuru işte incir, böğürtlen, bu tarz şeyler. Ben dedi sırf bunları satıyorum. Dolayısıyla siz aslında çok güzel bir yere parmak bastınız. O da şuydu. Hani şu anda artık Türkiye ile Çin arasında çok da fazla fark kalmadı. Belki Kalmadı. Türkiye'de olan insanlar için Türkiye'ye yoğunlaşmak ve Çin'in sizinle rekabet edemeyeceği konularda Türkiye'den ürünlere girmek çok daha mantıklı. Ben bir de şöyle bir şey düşündüm. Tabii dropshipping kursu da aldım. Halen devam ediyor. Bu kursun içerisinde FBM, efendime söyleyeyim, ütü arbitraj, bunların hepsi de çok değerli bir hocamız var. Halen de devam ediyor. Dropshipping özellikle ağırlıkta. Şimdi tabii ben şöyle düşünüyorum. Amerika üzerinden şirket açıp buna çok kafa yorduk. Hatta grup olarak çok kafa yorduk. Kendim de çok kafa yordum. Yani çevremizdeki insanlar hep bunu tartışıyor. Şirket açma, şirket açma. Tam bir bilgi kirliliği var. Şimdi şirketi açtınız. Şirketi açtıktan sonra orada bayilik sistemini veyahut da sizin dediğiniz gibi sizin kursun içeriğini tam ben henüz daha kavrayamadık tabii. Sizin bahsettiğiniz şeyler üzerinden gidiyoruz henüz. Tabii. Şimdi orada bir bayilik aldığınız zaman şirketi mutlaka olmanız gerekiyor, ya olması gerekiyor. Çünkü bayilik sisteminde karşı taraf firma sizin bir firma olmanızı, bir mükellef olmanızı bekliyor. Yoksa size hiçbir şekilde bayilik vermiyor. Doğru. İtil arbitrajı da zannedersem bu gündeme gelecektir. Yani benim sorularım da zaten hep bunun üzerine olacak. Hatta ilk sorumu da bu arada araya sıkıştırayım. Yani Amerika'da bir firma olmak çok önemli. Bir hesap açmak çok önemli. Hatta firma üzerinden Amazon'da bir hesap açmak çok önemli diye düşünüyorum. Ona bağlı olarak da banka hesabının, kredi kartlarınızın, hatta Amazon'a bağlı ve Amazon dışında satabileceğiniz bir internet sitesinin olması çok önemli diye düşünüyorum. Tabii en önemlisi de burada PayPal'ın olması gerekiyor. Gerçi PayPal'ın hani ne derece olmasını siz bizden daha iyi bilirsiniz. Yani yapacağımız bu retail arbitrajda ürün alırken PayPal'ı bizden herhalde çoğunlukla isteyecekler diye düşünüyorum. Banka hesabını isteyecekler diye düşünüyorum. Yani altyapının nasıl olması gerekiyor? İlk sorum bu olsun size. Bu arada ben bunu da sormak isteyeyim. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Sorulara başlayalım Üzeyir Bey. Oldu mu? Olur. Bu ilk sorunuz olarak bunu kabul ediyorum. Buradan Tamam. sonrasında iki tane daha soru sorabilirsiniz bana. Tamam. Şimdi Üzeyir Bey, bununla ilgili söyleyeceğim şey şu aslında. Eğer ki
Türkiye'den bu işi yapıyorsanız, okey şöyle söyleyelim. Ben kendi altyapımı anlatayım size isterseniz. Tabii. Amerika'da yaşayan birinin olmazsa olmazlarından bahsediyorum şu anda ben size. Bir, Evet. çok güzel hangi gruptasınız bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Nerelerden bu bilgileri aldıysanız ya gruptan ya da kendi araştırmalarınızla aslında söylediğiniz şeyler çok mantıklı. Evet. Bilmiyorum bunu gruptan mı aldınız, kendi kendinize mi Yok, kendi araştırdınız? araştırmalarımız. Tamam, Çünkü uzun zaman oldu. %100 doğru yoldasınız o zaman, öyle Evet. söyleyebilirim ben size. Evet. Bakın şimdi anlatayım. Bizim burada bir şirketimiz var. Şirketimizin dediğiniz gibi PayPal hesabı var. İşte banka hesapları var, kredi kartları var. İşte Evet. şirketimizin markasının trademarkları var vesaire vesaire. Şimdi Evet. normalde olması gereken şey bu mu diye soracak olursanız evet bu. Aslında normal, yani Türkiye'de mesela bu işi yapmaya kalksanız öyle değil mi? Bir şirket kurulumu yapmanız lazım. Öyle değil mi? İşte Aynen, aynen. vergi dairesine kaydınızı maydınızı falan yaptırmanız lazım vesaire vesaire. Ancak bizim artık internet ortamında Amerika'da da artık eski bu şirket ille şirket olmalısınız. Sizin kim olduğunuzu bilmiyorum. Bunun için size satış yapamam durumu aslında biraz da ortadan kalktı. Devam ediyorum. Biliyorsunuzdur ben işte depoya taşındık. Mesela Evet. depoya taşındık. Depoda mesela şu anda bizim şirketimiz, şu anda hali hazırda bir şirketimiz yok. Ama kitap üstünde bakarsanız burada bir şirketin depo tutabilmesi için mutlaka ve mutlaka şirket olması gerekiyor. Bireysel ismin üzerine depo açamıyorsunuz. Farzi misal olarak söylüyorum bunu. Kağıt Evet. üstünde bakarsanız, Google'dan araştırmasını yaparsanız muhtemelen bulacağınız şey, eğer belli bir yerde depo hizmeti vermek istiyorsanız veya depo açmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka şirket olmalısınız diyor. Şimdi sizin söylediğiniz hani Amerika'da bir şirketinizin olması artı mı? Artı. Sizin bir internet sitenizin olması olmazsa olmazı bu işin. Onu çok net Evet. olarak söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka. Zira siz örnek veriyorum bu suyu mesela satmak istiyorsunuz. Bakalım Akeide diye bir markası var. Bu suyu satmak istediğiniz zaman siz bu adamlara gidip de ben gideceğim senin ürünlerini Amazon.com'da satacağım dediğiniz zaman Üzeyir Bey adam diyor ki hayır satamazsın istemiyoruz diyor. Ancak siz kendinize alelade bir internet sitesi bile kursanız ve adamlara deseniz ki ya ben bu ürünü alacağım senin kendi internet sitem var Üzeyir Bal diyelim. Üzeyirbal.com'da satıyorum arkadaş dedim. Ben de şirketin yetkilisi olarak girdim internetten tık 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 Üzeyirbal.com'a girdim. Gerçekten sitesini gördüm. Beni aslında ilgilendiren şey bu. Evet. Dolayısıyla ben senin PayPal'ını çok burada PayPal'ı çok önemsemezler. Şirketi de belki çok önemsemezler. Ancak internet sitesi bu işin olmazsa olmazı. Banka hesabı bu işin olmazsa olmazı. PayPal da aslında bu işin olmazsa olmazı ama Amazon için değil. Eğer Amazon'u yapmak istiyorsanız PayPal'ın çok da bir önemi yok açıkçasını söylemek gerekirse. Evet. Ancak eBay'i yapmak istiyorsanız ki şöyle söyleyebilirim. Bizim atıyorum ortada bir pasta var. Pasta 8 dilimli bir pasta diyelim. Belki bizim 6 dilimi bunun Amazon'dan geliyor. Çok net olarak söyleyebilirim. Yaklaşık 1-1,5 dilimi de eBay'den geliyor. Eğer bu iş eBay'den yapılacak ise PayPal olmak zorunda. Yani PayPal olmazsa bu iş olmaz Kesinlikle diyebilirim. olmak zorunda. Evet. Ancak eğer bana derseniz ki ya işte Massimo Bey, Orhun Bey ya ben gideceğim. Hayır, ben bunu eBay'de Amazon'da yapmak istiyorum. O zaman da Amazon'da yapmak istiyorsan olmazsa olmazını ben size söylüyorum Üzeyir Bey. Evet. Bir, mutlaka ve mutlaka bir internet sitesi kurulmalı. Bu internet sitesi de inanın bana böyle satın alabileceğin falan bir yer olmasına lazım değil. Sadece varlığı olsun internet sitesinin yeterli açıkçasını söylemek gerekirse. Bu bir. İkincisi elbette ki bir Amerika'da veya işte Payoneer'le olur mu bunu bilemiyorum. İşte bu tarz yerlerden bir ödeme yapabileceğiniz bir şey olması lazım. Ama
Bunu da kredi kartı üzerinden de halledebilirsiniz açıkçası söylemek gerekirse. Evet. Amerika'da New York'ta bunun yaklaşık %1,4'lük bir komisyonu var. Sizde bütün toptancılar sizden %1,4'ünü çekerler. Yani fazladan çekerler. Kredi kartıyla da ödeyebilirsiniz. Ama dediğim gibi hani şirket kurma taraflarına çok aslında girme taraftarı değilim Üzeyir Bey. Onun da cevabını vereyim. Üzeyir Bey, Amerika Türkiye'deki gibi Türkiye'yi çok da iyi bilmiyorum. Aslında benim için de pek iyi bir şey değil. Zira babam mali müşavir. Aslında daha iyi bilmem gerekiyor. Ama insanlardan duyduğum kadarıyla Türkiye'de şirket açmak bir dert, şirket kapamak bir dert. Bunların hepsi ayrı bir külfet, ayrı bir dert Evet. oluşturuyor. Amerika'da Maalesef. belki bu kadar zor değil Üzeyir Bey. Ama Kesinlikle. Amerika'daki ama problem de şu be Üzeyir Bey. Eğer ki faaliyetin yok ise veya hevesin bu işten kaçtıysa yani sana çıkartılacak faturaların hepsi dolar üzerinden çıkacağı için bu da bir külfet yaratacaktır. Dolayısıyla Kesinlikle. benim açımdan düşünürseniz benim tavsiyem diye soruyorsanız ki onun için zaten buradasınız. Benim tavsiyem şudur. Ben her zaman şunu derim. Ya bir para yapalım da bir para kazanmaya başlayalım da. Baktık bu işte gelecek var ondan sonra şirkete girelim, muhasebeci tutalım vesaire vesaire. Ancak biz de ya Bismillah deyip bu işe giriyorsak ve daha bir şey görmediysek belli bir kazanç da yoksa ortada şirket açmanın da bir anlamı yok. Evet, kesinlikle. Çünkü siz şirket açtığınız zaman hepsi bir külfet bunların Üzeyir Bey. Muhasebeci tuttuğunuz bir külfet, yıl sonu vergisini yaptığınız bir külfet, sales tax yani buradaki eyaletlere ödediğiniz vergi, hepsi bir külfet. Ama ne için? Altı dolu mu acaba bunun? Henüz değil. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben ilk başladım Amazon'da. Ben ilk başladığım zaman Amazon şey diyordu. Ya sene içerisinde 10 bin dolarlık satış ya da 100 adet satış. Bunlardan hangisini tutturuyorsan sana şirket açmayı zorunlu koşuyordu Amazon. Evet. Ben şirket kurmadım. İlk başlayayım dedim. Baktım yaklaşık 2,5-3 ayda zaten 100 tane satış yapmaya başlamıştım. Bu sefer Amazon'dan mektuplar gelmeye başlamıştı. Hadi şirket kurman lazım, şirket açman lazım, şirket açman lazım. Ondan sonra açmıştım. Yani şirket olayına aslında bakış açım bu Üzeyir Bey. Ortada Anladım. hani tabiri caizse söylüyorum Üzeyir Bey bunu. Hani ortada fol yok, yumurta yokken bu tarz bir külfetin altına girmeniz bence gerekli değil. Ama siz diyorsanız ki ya yok kardeşim ben öyle bir insan değilim. Her şeyim benim %100 olsun. Onun üzerinden onun olsun. Ben böyle bir adamım, böyle bir karakterim var. O zaman yapabilirsiniz. Ama benim görüşüm şirket açılışı ancak ve ancak ortada ele dişe dokunur bir şeyler olduğu zaman yapılmalı. Zaten Size Amazon de size 10 bin dolar şey şu anda 20 bin oldu. 20 bin dolar 20 bin. veya 200 tane ürün satışını zaten iznini veriyor. Baktınız siz bir ayda 60-70 tane sattınız. Baktınız kazancınız örnek veriyorum bunu. Karınız 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar vesaire oldu. Tabii ki şirket kurmak bu dakikadan sonra kaçınılmaz zaten. Kaçınılmaz. Bunu zaten Evet. kurmak zorundasınız. Evet. Cevap verdim mi bütün sorduklarınıza? Evet, çok Tamam. açıklayıcı oldu. Çok teşekkür Tamam. ediyorum. Ben Hı-hı. hemen ikinci soruyu da Tabii. sorayım. Aha. Marka ve distribütörden almış olduğunuz ürünleri tabii ki FBA ya da retail arbitraj için ya da Amazon için hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de bir depo olması gerekiyor. Şimdi bu depo hizmetinde ne gibi şeyler yapılacak? Hani ben az çok biliyorum ama belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Biz bu depo sürecini Türkiye'den yönetmemiz ne kadar sağlıklı olur mu diyeyim ya da ne gibi sorunlar çıkar? Böyle bir soru sorayım. İki adet bunun çözümü, iki adet farklı çözümü var bunun. Birincisi çözümü, eğer siz ürünü Türkiye'den tedarik ediyorsanız, siz ürünü Amerika'ya yollamadan evvel ürünlerin barkodlamasını kendi kendinize yapmanız. Evet. Bu birinci çözüm. Yani ürünleri paketlemeden evvel, yani FBA yani Amazon'un depolarına yollamadan evvel bütün barkodlamayı kendiniz yapmanız. Bu birinci opsiyon, en kolay opsiyon. İkinci opsiyon aslında çok da zor bir şey değil. İnternet üzerinden bir depoyla anlaşılıp bütün ürünlerinizi Amerika'daki toptancılara o depoya çekilip o deponun da karşılığında yani yaklaşık ben size şöyle söyleyeyim yaklaşık 10 sent falan gibi bir ücret olur. Evet. Barkodlanması ürüne. Ürünlerin barkodlanmasını da depoda da yaptırabilirsiniz. Bu çok da aslında hani
yapılamayacak veya zorlanabileceğiniz bir konu olduğunu düşünmüyorum. Evet, tabii bilmeyince sormak durumunda Tabii kalıyorsunuz. tabii tabii canım, ne demek? Tabii ki. Sonuçta burada hani bunu kendiniz listelemeyeceksiniz sonuçta aldığınız ürünü. Bu da üçüncü soruyla alakalı olsun. Gidip Üzeyir Bey, markanın alt... affedersiniz. Affedersiniz. Buyurun. Ben hani Buyurun. şey, eğer yanlış anladım, yok yani o kötü anlamda söylemedim hani. Yok yok. Hayır. Yanlış anlamadınız değil mi beni? Hani böyle Yok yok. çok basit bir şey derken hani sorduğunuz soruyu küçümsemek anlamında değil de hani çok da hani ilk sorunuza Hı nazaran hı. hani kolay atlatılabilecek bir problem anlamında söyledim. Anladım. Yanlış anlamayın ne olursunuz. Yok yok, estağfurullah. Ben Tamam. yanlış anlamadım. Tabii ki bilmeyen için sonuçta bir sorun Elbette. oluyor. Tabii ki, Tabii tabii bunu ki. zamanla aşacağız Tabii ki. sizin sayenizde, kurs sayesinde. Şimdi tabii depoya ihtiyaç olacak mı? O da bir şey. Türkiye'den gönderirseniz zaten depoya ihtiyaç olmayacak. İhtiyaç yok. Buradan kendiniz Evet. her şeyi yapacaksınız. Ama Amerika'dan bir ürün bulduğunuzda mutlaka bir depo olayını mutlaka gerçekleştirmeniz ve tecrübeler ışığında yaptıkça bunu öğreneceksiniz sonuçta. Tabii ki. Benim burada sormak istediğim, kafama takılan en önemli şeylerden bir tanesi şu. Şimdi markadan izni aldığımızı farz edelim. Ürünü aldık, depoya gönderdik, depoda hazırlandı. Biz bu ürünü mevcut markanın altında mı listeleyeceğiz, yoksa kendimiz barkod alıp ayrı listeleyebilir miyiz? Bunu nasıl İki yapacağız? türlü. Ben buna bir türlü çözemedim bunu. Okey. Bununla ilgili iki tane cevabım var tekrardan. Hı. Birinci cevabım aslında olması gereken, bana soracak olursanız, yapılması gereken şu anda hali hazırda satan listenin altına girmek. Evet. Yani siz bir araştırma yaptınız. Bu kitapçığa baktınız mesela. Bu kitapçığa Hı. baktınız, atıyorum bestsellers rankine tıkladınız, 1000 gösteriyor. Bu çok iyi satıyor. Hı Sizin hı. aldığınız fiyat o sıradaki buy box fiyatının altında olması lazım. Buy box nedir? Buy box o sırada sattığı Henüz. şey, ürünü kim satıyorsa onun ilk fiyatı. Yani Evet. atıyorum bir adam 9 doları satıyor. Siz bunu 8.99'a sattığınız zaman buy box sizin olur. Yani bütün satışlar size gelir böylelikle. Hı. Evet. Aslında olması gerekeni bana soruyorsanız eğer, Orhun bunu nasıl yapabiliriz diye, aslında o Hı. listeye girilmesi gerek. Yani bizim Evet. yaptığımız budur. Ama buyurun, sorun mu var? Ben burada bir araya girmek istiyorum. Tabii, Şöyle tabii. ki, bu kredi marklı bir ürün ya da bir satıcı olsa dahi girmek gerekiyor mu? Yani burada illa kredi marksız, markasız bir ürün olması mı gerekiyor burada? Yoksa kredi Yok. marklı bir ürün mü? Yok efendim. Bir ürünün trademarkının olması demek sizin bu ürünü Amazon'da satamayacağınız anlamına gelmiyor ki. Mesela bununla ilgili çok güzel bir şey var. Çok güzel bir cevap var mesela. Mutlaka Hı. lütfen bunu da paylaşın. Amazon ilk Tamam. çıktığı zaman Amazon'un mottosu şuydu: Open Marketplace. Yani herkese açık bir marketplace. Yani herkese açık bu market. Evet. Satıcı da olabilirsin, alıcı da olabilirsin. Alıcı da olabilirsin. Fake ürün, yani sahte ürün satmadığı müddetçe bunun ikisini de yapabilirsin. Her, Evet. bakın, Amazon'a bugün girin, Amazon.com diye Google'a falan yazın mesela. İlk çıkacak şeyi söylüyorum size: Amazon is an open marketplace. Herkese açık Amazon. Hani Amazon mesela, bir de diğer bir şey var. Bakın, biz ürün sahibi oluyorduk. Ürün sahibiyiz. Trademarkımız var. Listemize Evet. birisi girdi. Ya diyoruz, Hı. listemize biri girdi diyoruz Amazon'a. Amazon'dan gelen cevap ne biliyor musunuz? Amazon is an open marketplace. Herkese açığız. Ancak ve ancak o kişiden, satıcıdan bir fatura talep edebilirsiniz. Sen bu Ya ürünü da yet. nereden buldun diye. Ama adam sana hani burada legit, yani gerçek belgeyi yolladığı zaman asla ve asla satamazsın bunu diyemezsiniz. Bunu Evet. diyebilen sadece bir adet marka var. Oldu. Özür dilerim. İki adet marka oldu. Bir Apple. Ocak 8'den itibaren asla ve asla Apple ürünleri satamazsınız. Hı. Apple yaptı bunu. Bir de böyle şey, bot firması var. Ak diye bir firma var böyle. Bütün gençlerin ayağında böyle bir tane bir firma var. Bir de o yaptı. Onun dışında şu ana kadar yapanı rastlamadım.
Dolayısıyla onun trademark'ının olup olmamasının bir önemi yok. Sizin sahte veya gerçek sattığınızın bir önemi var. Eğer siz gidip de Walmart'tan, Costco'dan, bu tarz yerlerden gerçek ürün zaten satın alıyorsanız bunda korkacak hiçbir şeyiniz yok sizin. Sizden Amazon'un tek söyleyeceği şey bize bir fatura yollayın, yani invoice yollayındır. Evet. Alım yapmış olduğunuz toptancıdan bunu yolladığınız an böyle bir probleminiz kalmaz. Bir Mesela şey daha bize bazen, sorabilir miyim? affedersiniz Üzeyir Bey, bazen Buyurun. bize mesela mesajlar geliyor. Ben işte bu ürünün trademarklı sahibiyim. Sen benim ürünümü nasıl satıyorsun? Ben de cevap Evet. veriyorum. Kardeşim sen 200 tane toptancıya satmıyor musun bu ürünü? 200 tane toptancı ne yapmaya alıyor sence senden bu ürünü? Kara kaşına kara gözüne almıyor ki. Adı toptancı, adı üstünde. O da gidecek başkasına satacak bunu. Öyle değil mi? Yani üzeri mi? Ben şimdi size soruyorum. Ben bunu ürettim. Ben 500 tane toptancıya sattım bunu. E kardeşim ben bu toptancılardan bir tanesinden almışım. E benim sattığım ürün gerçek ürün. Sahte ürün satmıyorum ki ben. Gerçek ürün. Aynen. Senin toptancılarından biri bu. E Amazon da bana diyor ki kardeşim sen bu ürünü gerçeğini satıyorsan diyor. Gerçekse bu ürün istediğin kadar satabilirsin diyor. Sana hiçbir şey düşmez. Hiçbir yaptırımın olamaz bana. Evet. Buyurun soruyu sorun. soruyu ben de unuttum. Ne olduğunu. Siz o kadar heyecanlı ve güzel anlatıyorsunuz ki diğer soru aklımda kalmıyor. Okey. Şimdi Durun şöyle bir dakika. En baştan bir sorunuz vardı. Dur neydi? En başta iki soru vardı. İki tane dedim bunun cevabı var. Heh, ikincisi de şu. Bakın çok güzel bir şey var. Güzel. Gene bak çok güzel soru. Üzeyir Bey böyle güzel soru olduğu zaman heyecanlanıyorum. Çünkü karşımdaki güzel evet. soru sorduğu zaman benim de güzel cevap verip yani güzel cevap verebiliyorum sorulara karşılık. Sekiz Şimdi tane daha sorumuz tamam, şimdi var. hemen şu soruya hemen bir cevap vereyim. Evet. Geçen gün bir arkadaş geldi. Bir arkadaşla görüşüyoruz. Bana dedi ki, yavrum bu şey var ya, Lipton çay var ya, Lipton çay satıyor. Lipton çay diyor çok fazla kâr marjı kalmadı. Okey. Ben de diyor şey yaptım. Hani bu 12'li kutular oluyor ya torba çayların. Evet. Lipton'un yeşil çayını almış. İşte efendime ne söyleyeyim, Lipton'un normal çayını almış. İşte çok fazla çay içen biri değilim Zühre Bey. Belki siz ofiste içiyorsunuzdur. Ben anlamam. İçiyoruz, Beş içiyoruz. çeşit çay var işte. Diyor ki bu beş çeşit çayı diyor resimlerini çektim. Koydum diyor. Beş satıyorum bunu. Yeni bir listing açtım diyor kendime. İki tane diyor telefondan resim çektim diyor. Yepyeni bir liste kurdum kendime. Hani siz bana sordunuz ya, ya onun siz hani o listeye mi giriyorsunuz? Ben şimdi senelerce bu listeye girdim. Tamam mı Üzeyir Bey? Senelerce. Aa, bir baktım bu Oxford denen firma kendi Amazon'a satmaya başladı. E benim elimde 1.000 tane malı var. Ne yapacağım? 1.000 tane mal kayıp mı yazacağım? Yok. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Oxford yazdım. 2 tane. İkili satmaya başladım. Üçlü satmaya başladım. Dörtlü satmaya Farklılaştırdınız. başladım. Tabii farklı farklı listingler oluşturdum. Çünkü Üzeyir Bey, ben şimdi bu Oxford'a girdim. Normal yaptığım zaman para kazanamıyorum artık. Elimde 1.000 tane ürün var Üzeyir Bey. Ne yapacağım? 1.000 tane ürünün üstüne mi yatayım? Ne yapacağım o zaman? Farklı farklı şeylere bakıyorum. Mesela örnek veriyorum Üzeyir Bey mesela. Oxford bir tane Rusçasını satıyordum. Rusça İngilizce mesela işte eşimin zamanından kalmış evde. Rusça İngilizce mesela şey kal. Rusça İngilizce bunu koyuyorum mesela. Örnek veriyorum bakın bunu. Bir tane de alıyorum yanına mesela İspanyolca İngilizce koyuyorum. İspanyolca İngilizce diyorum. Ürünü farklılaştırıyorsunuz E tamamıyla. ama ürünü elimde patlayacak yoksa? Yani evet. Aynen dediğiniz Mutlaka bir gibi. şey yapmam lazım. Yani ne yapacağım? Aa, Oxford satmaya başladı. E bizim elimizde de 1.000 tane ürün var. Oh ne güzel elimizde patladı diyemem ki. Sonuç olarak ben buna da bir para ödedim. Belli bir miktar para ödedim. Bunu bir şekilde satmam lazım. He, elbette ki benim görüşüm benim istediğim 1.000 taneyi alayım. En çok satar listinge gireyim. 5 gün içerisinde, 6 gün içerisinde 1.000 tanesini satayım gitsin. Ama 5 tanesini, 6 tanesini eğer satamıyorsam ne yapmalıyım o zaman? Değişik bir şey üretmeliyim. Öyle değil mi? Yani bir şey Evet. üretmeliyim ki bu elimdeki ürünü çıkartayım. Dolayısıyla bu Lipton hani biraz evvel bahsettiğiniz bunu da yapan var. Mesela sen girdin. Migros'a gittin Üzeyir Bey. Lipton'u buldun. 7 lira 90 kuruş diyor. Salladım şu anda bunu her kafadan. Türkiye 7 liraya bir şey kalmadı da. Yani hadi diyelim 7 lira.
7 liraya gittin mesela, buldun bunu. E baktın mesela Amazon'a. Amazon da sana kâr bırakmıyor. E tamam, madem öyle, üzerime bir tane Lipton normalini al, bir tane de green tea al, yeşil çay al yanına. İkisini kombine yap. Al bunları 20 dolardan sat mesela. Markette, Amazon kataloğunda senden başka bunu yapan yok ki zaten. Kendine başka bir farklı... Hani bu sürekli klişe var ya, private label yapıyorsun, kendini farklılaştır. Ama bundaki fark şu: burada belli, bilinen bir markayı farklılaştırıyorsun. Adam Lipton diye aradığı zaman Amazon'da senin ürününü görüyor. Diğer private label'da sen zaten 200. sayfadasın. Adam zaten Rusça, İngilizce sözlük diye yazdığı zaman hala 200. sayfadasın. Çok da bir farkın yok. Ama retail arbitraj, adam Lipton diye yazdığı zaman bu sefer senin green tea ve normal çay tık yan yana çıkıyor. Bence retail arbitrajın güzel yanı bu. Ürünü daha çabuk Evet. satabiliyorsunuz. Evet. Yani Evet. private label'da bu kadar belki de hızlı satma imkanınız yok. Çünkü yapacağınız PPC, yapacağınız giveaway'ler burada çok önem Evet. kazanıyor. Ama Üzeyir Bey, bununla ilgili de söyleyeyim. Bakın, her zaman böyle anlatıyorum. Hani böyle her zaman güzel taraflarını da söylemek istemiyorum. Kâr marjınız da private label'a göre daha az olur. Ama Retail hızlı arbitrajda. döndürüyorsunuz. Hızlı Efendim? döndürüyorsunuz. Döngü çok fazla. Yani çok Evet. hızlı. Evet. Bence o onu yakalıyor. Tam olmasa bile yakalıyor yani sonuçta. Yani Yakalıyor. private %100 olduğunu farz edelim. Private Hı. label'ın. Yani bunu belki 10 günde satacağınız bir private label ürününü Amazon'da yapacağımız modelde 3 günde Evet. çevirdiğinizi düşünün. Evet. Aynı şeye geliyor. Değişen bir şey Doğru olmuyor. Belki de haklısınız. daha karlı olacak. Evet, doğru Belki de daha karlı haklısınız. olacak. Evet. Ben son sorumu da sorayım. Hı Bu arada kısa ve öz bir soru. hı. Hı. Aracı bir firmayla konuştum. İsmini vermemde sakınca var mı bilmiyorum. Fandel Guru diye bir firma. Bu marka ve kategorileri açan bir firma. Hı. Dün bir irtibata geçtim. Kendisi detaylı bilgi verdi bana. Bununla alakalı tabii Amazon'da bir yetki istiyor. Yani sizin hesabınızda bir giriş yetkisi istiyor. Ben de birazcık geri durdum. İşin garip tarafı ve çekindim yani. Bunun ne gibi sakıncaları olabilir? Yani biz buna sınırlı yetki vereceğiz sonuçta. Amazon üzerinden sınırlı yetki vereceğiz ama zararı da olabilir mi diye düşündüm kendi kendime. Sizin fikrinizi de almak istedim bu konuda. Olmaz. Siz Olmaz zaten değil mi? ona yetki, onun göreceği şeylerin yetkisini zaten alıyorsunuz. Ve yani Evet. affedersiniz, zaten veriyorsunuz. Hı Dolayısıyla hı. size ne gibi bir şey olabilir ki? Sizin sadece sizden onların istediği yetki belgeler, yetkiler vardır. Bu arada Funnel Guru dediniz. Hani gidebileceğiniz en iyilerinden birine gitmişsiniz gerçekten. Doğru. Yani bu, ben daha evvelden çalıştım onlarla da. Yedi Hatta ben tane onlarla firmadan da, bir tanesi. evet, hatta ben onlarla da geçen hafta, yok 2 hafta oldu, 2 hafta evvel de konuştum. Dedim ki böyleden böyle bir eğitim çıkartıyorum, bana doğru düzgün dedim hani güzel bir fiyat verin dedim. Sitenizdeki fiyatlar yerine ben size dedim hani yüzlerce insanı sonuç olarak ben size yollayacağım diye söyledim. Salı günü tekrardan bir görüşmemiz var, yarın. Yarın onlarla tekrardan görüşeceğim. Yani o bir problem yaşamazsınız açıkçası. Anladım. Net olarak söylüyorum ben size. Anladım. Benim Bununla sorularım bu ilgili kadardı. tamam, Evet. teşekkür ederim. Üzeri Bey, zaten 1 dakika 50 saniyemiz kaldı zaten. Şimdi Instagram'da bana söyledi. Üzeri Bey, size söylemek istediğim bir şey var. Buyurun. Olur da daha fazla sorun var dediniz. Sosyal medyadaki arkadaşlara buradan ben söylerim. Onlara şeyden de yazarım. WhatsApp üzerinden de yazarım. Eğer başka sorularınız var ise lütfen o sorularını da bir gün gene canlı yayın yaparız. Buyurun Olur. gelin. Tamam. Gene o sorularınızı da bana sorabilirsiniz. Sorular gerçekten çok iyi sorulardı. Tebrik ediyorum sizi. İyi araştırma yapmışsınız. Onun dışında teşekkür ederim. Zamanınızı ayırdınız. Ben Bir teşekkür ediyorum. telefonun başında sizi 15-20 dakika beklettim. Arkadaşların Hiç sorularına önemli değil. cevap vereyim diye. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Bu canlı yayınlara Estağfurullah. tekrar yavaş yavaş devam edeceğiz. Sorular için teşekkür ediyorum Üzeyir Bey Ben bir kez teşekkür daha. ediyorum.
Arkadaşlar siz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki canlı yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi Herkese iyi akşamlar. Bay bay. akşamlar. Sağ olun. Hoşça Bay bay. kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.